Herkese merhabalar. Diksiyon dersimize hoş geldiniz. Ben Esra Atış. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Diksiyon derslerimizde yer alan önemli konuların paylaşımını yapmak üzere karşınızda olacağım. Etkili ve güzel konuşmak, insanlar arasında iletişim sağlayan önemli bir adımdır. Konuşurken çoğunlukla nasıl söylediğimiz, ne söylediğimizden daha etkilidir. Konunun içeriği kadar. Söyleyiş tarzımız da çok önemlidir. İnsanların kendini doğru bir şekilde ifade etmesi, toplum içinde kabul görmesi, tercih edilmesi ve başarılı olması için diksiyon eğitiminin çok büyük bir önemi vardır. Çünkü insanlar eğitim hayatında, iş hayatında ve özel hayatında birbirleriyle iletişim kurmak için sözcükleri kullanırlar. Doğru sözcükleri seçmek, doğru tonlama ve vurgu yapmak, sesimizi kullanmak diksiyon eğitimiyle mümkün olacaktır. Tabii ki her sanat gibi konuşma sanatının da kendine özgü incelikleri, kendine özgü kuralları ve püf noktaları vardır. Diksiyon bize doğru, anlaşılır ve güzel konuşmayı, okumayı, dinleyiciye hitap etmeyi öğretir. Konuşmak bir sanattır. Bu sanatı iyi bilen insan başkalarıyla sağlıklı bir iletişim kuracaktır. Peki diksiyon nedir dersek, diksiyonla ilgili birçok tanım var. Hemen tanımlarımıza bir bakalım. Fransızca bir kelimedir diksiyon. Güzel ve etkili söz söyleme sanatı olarak ifade edilir. Çeşitli sesler aracılığıyla vurgu, tonlama, hız özelliklerini kullanarak konuşmanın bestelenmesidir. Kelimeleri doğru telaffuz etme, düzgün kullanma ve sesi kullanmadır. Yine bir başka tanıma baktığımız zaman diksiyon, duygularımızı ve düşüncelerimizi sözle ifade ederken seslerin ve sözcüklerin hakkını vererek cümleleri doğru, güzel, etkili ve yalın bir biçimde söyleyerek, sesimizi doğru ve düzgün kullanarak, tonlama, durak, vurgu gibi özelliklere dikkat ederek etkili ve güzel bir biçimde seslenme sanatıdır. Türk Dil Kurumu ise diksiyonu, seslerin, sözlerin, vurguların anlam ve heyecan duraklarını kurallara uygun söyleme biçimi olarak tanımlamıştır. Diksiyon eğitimi sadece okuma ve konuşma değil, aynı zamanda sesimizi düzgün kullanmayı da öğrenmektir. Diksiyon bilgilerini öğrendikten sonra beden dilimizi de öğrenmeliyiz. Baktığımız zaman kısaca diksiyon eğitimi doğru nefes alma, doğru tonlama, doğru heceye vurgu yapma, boğumlama ve sesimizi güzel kullanma ile ilgili eğitimlerin toplamıdır. Bizler diksiyon eğitimi ile birlikte ses ve konuşma ile ilgili unsurları en verimli biçimde kullanabiliriz. Açık, anlaşılır, akıcı ve etkileyici bir biçimde konuşabiliriz. Vurgu, tonlama, durak, ulama gibi unsurları doğru bir şekilde kullanabiliriz. Karşımızdaki insanları etkileriz ve gerektiğinde yönlendirebiliriz. En sonuncusuna baktığımız zaman bulunduğumuz her toplulukta varlığımızı hissettirebiliriz. Sayın katılımcılar, güzel ve etkili konuşmak, denemelerle, çalışmalarla sonradan kazanılan bir beceri, bir sanattır. Diksiyonumuzu geliştirmenin yolu da doğru Türkçe konuşan, doğru telaffuzu olan, doğru kelimeleri seçen, doğru vurgu yapan, insanların konuşmalarını dinleyen, sesli okumalar yapmak, diyafram nefesini öğrenmek, artikülasyon çalışmaları yapmak, durak, vurgu, ulama ve tonlama ile ilgili çalışmalar yapmaktır. Değerli katılımcılar, güzel ve etkili konuşmak, denemelerle ve çalışmalarla sonradan kazanılan bir beceri, bir sanattır. Diksiyonu geliştirmenin yolu da doğru Türkçe konuşan, doğru telaffuzu olan, doğru kelimeleri seçen ve doğru vurgu yapan insanların konuşmalarını dinlemek, sesli okumalar yapmak, diyafram nefesini kullanmayı öğrenmek, artikülasyon çalışmaları yapmak, vurgu, durak, ulama ve tonlama ile ilgili çalışmalar yapmaktır. Diksiyon egzersizleri belirli bir süreci oluşturur. Tabii ki bunları uzun süre tekrar etmemiz gerekir.